Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda Çek Cumhuriyeti Prag'ın merkezindeyim. New Yorker'ın önündeyim. Yorumlarda bahsedilen merkezden havalimanına nasıl gidilirsin videosu çekeceğim. Şu anda ben de Schengen içerisinde bir seyahatim var. Merkezdeyim. Mustek durağına yakınım. Mustek durağına buradan nasıl gideriz ve buradan havalimanına nasıl gideriz onu çekeceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda New Yorker'ın önündeyim. Burası zaten çok merkezi. Herkesin kolaylıkla bulabileceği Narodny Museum'un tam karşısında olan Old Town'a giden mekandayım. Şu anda ben videomu başlattım. Kronometremi de başlatıyorum. Bakalım kaç dakikaya havalimanında olacağız. Ben yine Schengen bölgesinde kalacağım. Size hem bu şekilde buradan Schengen bölgesinde uçak ile nasıl seyahat ederiz onu da göstermiş olacağım. Türkiye'ye gidiyorsak eğer nereden bineceğiz? Schengen'de eğer seyahat ediyorsak nereden bineceğiz onu göstereceğim. Hemen bu şekercinin, kendi şekercinin sağında Mustek durağı var zaten. New Yorker AVM'nin hemen sol kenarında. İlerlerken Old Town'a doğru hemen buradan Mustek'ten biniyoruz arkadaşlar. Buradan aşağıya hızlıca ilerliyoruz. Bilet alamam derdine düşmeyin kesinlikle. Evet arkadaşlar, bilet buradan alabilirsiniz. İngilizceyi seçtik, buy tickets dedik. Ondan sonra buradan benim size tavsiyem 90 dakikalık 40 kron. Onu alırsanız çok daha rahat edersiniz. Çünkü yolda başınıza bir şey gelebilir, işte tramvay bozulur veya biraz yavaş gidersiniz vesaire. 90 dakika size yeterli olacaktır. Ondan sonra buradan bagajınız varsa buradan bagaj seçeneğini seçmeyi unutmayın sakın. Çünkü size bir ceza ücreti ödetebilirler yolda kontrol ettikleri zaman. Buradan cash ödemek istiyorsanız cash'e basıyorsunuz. Buradan bozuk paranızı atıp ona göre ücreti ödüyorsunuz. 60 kron örneğin. Eğer ki kartla ödeyeceksiniz de karta basıyorsunuz. Buradaki kart ödeme yerinden kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Buradan da biletinizi alıyorsunuz. Biletinizi aldıktan sonra burada sadece bir kere okutuyorsunuz. Ok yönü var. Ticket'ın üzerinde ok yönünde belirtiyor. Buradan sadece bir kere okuttuktan sonra buranın tarihi ve saatini işleme almış oluyor. Ondan sonra da bir daha okutmanız gerekmiyor. Ne olur ne olmaz. Havalimanlarına geç gitmeyelim arkadaşlar. Yolda aksaklık olabilir, metro çalışmayabilir, farklı bir durum olabilir. Farklı yöne binmiş olabilirsiniz, hata yapmış olabilirsiniz. Tolerans payı lütfen bırakın. Güvenlik, emniyet payı lütfen bırakın. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup videolarıma da hemen aşağı indirip like atmayı unutmayın. Evet 1 ve 2 olarak burada gidiş yönleri var. Arkadaşlar şu anda biz Mustek'teyiz. Bakın görüyorsunuz Mustek'te. Şimdi parmağımla göstereceğim zaten. Bu arada merhabalar. Şöyle yapayım. Mustek'teyiz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bakın uçak resmi koymuşlar. Gördünüz mü? Nadrazi Veleslavi. Uçak resmi koymuşlar. Diğer bir numara tarafına binmiyoruz. Yeşil metrodayız. Bakın B'ye veya C'ye geçmedik. Yeşil metrodayız. A metrosu. Buradan uçak yönüne doğru gidiyoruz. Yani iki numaralı istasyonda bekliyoruz. Mustek durağında. 1,5 dakika sonra buraya metro gelecekmiş. Evet geldi şu anda. Evet arkadaşlar, biz nereden bindik? Mustek'ten bindik. Bu şekilde havalimanı olan Nadrazi Veleslavi'ne gidiyoruz. Bunların hepsini geçtim ben. Şu anda bu durakta ineceğim. Sanki yanınızda ben varmışım gibi düşünüp, bu şekilde beraber iniyormuşuz gibi düşünüp hayal edebilirsiniz. Sizin için daha kolay olabilir. Evet.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nadraz Velestavi'nde indik. Kamerayla sağa dönüyorum ben. Bakın burada Letiste Airport yazıyor. Biz oraya gideceğiz. Letiste Airport otobüs resmi var. O yüzden otobüs kullanacağız şu anda. Almış olduğunuz ticket'ı tekrardan otobüste okutmuyorsunuz. Sadece biniyorsunuz. Çünkü siz zaten okutmuştunuz bir kere metroda binerken. O yüzden ikinciyi bir kez okutmuyorsunuz. Şu an dakikanız zaten eriyor. Siz dakika satın alıyorsunuz. Bilet satın almıyorsunuz. Yani metro için ayrı bilet, otobüs için ayrı bilet satın almıyorsunuz. Siz 90 dakika satın aldınız. Bu süreyi başlattınız metroya binerken. O süreden itibaren 90 dakika boyunca bu ticket'ı her yerde kullanabilirsiniz. Metroda kullanabilirsiniz. Şehir içi trenlerinde kullanabilirsiniz. Otobüslerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde buralarda kullanabilirsiniz. Şu anda metrodan indik. Ben bunu detaylı anlatıyorum ki anlamanız için. Metrodan indik. Burada Hello Market var. Bu değişir değişmez bilemem. Fark etmez. Biz bakın. Burada ne diyor? Letiste Airport. Gördünüz mü? Letiste Airport otobüs resmi var. Buradan çıktık. Uçak resmi var. Yazmışlar. Havalimanı yazmışlar. Yani şu an uçağa gidiyoruz. Metrodan indiğim an zaten şu anda otobüs durağındayım. Zorlanacağınız hiçbir şey yok. 119 numaralı otobüsü ben anlatmıştım. Şu anda bu 59 numara oldu. Fark eden hiçbir şey yok. Önceki elektrikli değildi. Şu anki otobüs elektrikli. Numarası 59 oldu. Bunun için sadece değişti. O da şu anda geldi zaten. 59 numara. Gördüğünüz gibi. Terminal yazıyor. Kapıyı açtım, bindim. Evet. Otobüsün içerisi yeni olduğu için gayet ferah. Ve rahat. O yüzden şöyle oturacağım. Arkadaşlar Nadraz Velestavi'nin durağındayız şu anda. Bu şekilde gideceğiz. 59 numaralı otobüs. Elektrikli. Ben çantalarımı koydum. Hazırım. Siz de bu şekilde hazırlanıp gelebilirsiniz. Şu an saatimdeki dakikayı da göstereyim. 20 dakika olmuş yaklaşık. Daha kalkmadık. Kronometreyi açtım. Mustek'ten bindim. Metroyu yürürken başlattım. Şu anda ortalama 20 dakika oldu. Bakalım oraya kaç dakika içerisinde varacağım. Dostlar yolda giderken de videom hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle Prag Havalimanı'ndan merkeze nasıl gelirsiniz videoma çok güzel tepkiler aldım. O yüzden çok mutluyum. Buradan hepinize teşekkür ederim. Beni seven, videolarımı beğenen kişiler için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup videomu da hemen aşağı indirip like atıp aklınızda olan soruları sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bunları en kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum. Hem oraya sorarsanız, yorum kısmına sorduğunuzda ben de cevapladığımda sizden sonraki gelecek insanlar da faydalanır. Aynı soruları onlar da belki aklına takılmıştır. Oradan görürler. Hiç çekinmeden bütün soruları oraya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada benim Prag'da yaşam ve The Enes Karaman diye Instagram hesaplarım var. Bana da oralardan destek olursanız çok güzel olur. Prag'da yaşam Instagram sayfamdan Orta Avrupa turu düzenliyorum. Bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada geziler düzenliyorum, etkinlikler düzenliyorum. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde size bir de şundan bahsetmek istiyorum. Videoları izlerken lütfen atlamadan izleyin. Çünkü videoları da evet sıkıcı veya böyle nasıl diyeyim çok hoşunuza gidecek, eğlenceli, muhteşem, wow dedirecek videolar olmayabiliyor. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak bu videolar sizin işinize yarıyor. Ben bunun farkındayım. O yüzden zaten bu videoları çekiyorum. Sizin işinize yaraması için. O yüzden bu videoyu izlerken atlamadan izlersek zaten aklınızda çok fazla soru takılmayacak ve rahatlıkla anlayacaksınız. Benim size tavsiyem videoları atlamadan izleyin. Şu anda ben otobüsteyim. İnsanları çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Terminal 1'de ineceğim. Çünkü genelimiz biz buradan Türkiye'ye gidiyoruz.
Orada Türkiye hattını göstereceğim nasıl gittiğimize dair. Daha sonra da zaten Terminal 2'de oradan yürüme 3-4 dakika süre içeriden yürüyebiliyorsunuz. Havalimanının içinde yürüyorsunuz zaten. Oradan yürüyüp Schengen olarak da nasıl uçacağız onu da göstermiş olacağım videomda. Şu anda Terminal 1'e ben yaklaştım. Bir durak sonra Terminal 1'de ineceğim. Ondan sonra zaten havalimanına geçmiş olacağım. İndiğim gibi zaten bütün detayları size göstereceğim. Şimdi hepinizden bir ricam olacak. Bu videoyu izleyenler hangi tarihlerde Çek Cumhuriyeti'ne geliyorlar? Onu yorumlara yazsınlar lütfen. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de birbirimizden haberdar olmuş oluruz. Belki de güzel çalışmalara, etkinliklere denk gelirsiniz. Ben de orada sizlerle paylaşırım. Hepinizi yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar Terminal 1'e geldik. Ben şimdi burada ineceğim çünkü size Türkiye'ye gidenler için nereden gitmeleri gerektiğini göstermek için burada ineceğim. Ama bir sonraki durak Terminal 2. Evet arkadaşlar. Şimdi indik. Hemen zaten havalimanı solumuzda. Terminal 1'de indik. 59 numaralı otobüsle geldik. Havalimanı otobüsüyle. Bu şekilde Terminal 1'e yürüyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera açımı da düzelteyim. Evet. Terminal 1'e yürüyoruz arkadaşlar. Uçacak yolcular için buradan giriş yaptık. Uçacak yolcular orada yazıyor. Departures. Arkadaşlar buradan girdiğimiz gibi hemen o otobüs durağının karşısından girdiğimiz gibi informasyon burada. Bilgi alabileceğiniz yerler burada. Buradan bilgiler alabilirsiniz. Anladınız mı? Burada yine kafeteryalar vesaire var. Costa Cafe, işte Starbucks vesaire. Burada Tax Free var. Ben şimdi size Tax Free'nin ne olduğunu hızlıca anlatacağım. Tax Free'yi alırken almış olduğunuz ürünleri, kıyafetleri vesaire belli bir yerden alırsanız fiyatınız yüksek olur. 2000 korun, 2500 korun. Yani bu şekilde yani her mağazanın kendine ait bir Tax Free limiti var. İşte sallıyorum ki Zara'dan veya işte Mango'dan veyahut da bir Primark'tan bir alışveriş yaptınız veya bir Elektrovalut'tan. Oradan alışveriş yaparken diyebiliyor ki 2000 korun ve üzerine biz Tax Free kartı veriyoruz. Oradan istemeniz gerekiyor. Bu Tax Free kartı ne oluyor? Kıyafet aldınız, 3000 korunluk kıyafet aldınız. Tax Free'yi alabilir miyim diyorsunuz. Onlar da tabii ki diyor pasaportunuzu verin lütfen. Pasaport numaranızı işliyorlar. Bir tane böyle kağıt çıkarıyor falan oraya imza atıyor, kaşe yapıyor, bir şey yapıyor. O kağıdı alıyorsunuz. Ondan sonra bu Tax Free ofisine getiriyorsunuz. Buradan ilerledik. Bakın burada Pegasus var örneğin. İşte Pegasus yolcuları buraya gidecek veya işte Türk Hava Yolları var. Yani buradaki komple arkadaşlar, buradaki komple hepsi işte gideceğiniz, bavul teslimi yapacağınız yerler. Ondan sonra da zaten burada EU pasaport var. Bakın siz bavulunuzu vesaire verdiğiniz buradaki bavul teslim yerlerinden birinde buraya bakmanız gerekiyor. İnfoya sorabilirsiniz oradaki veyahut da televizyonda da yazıyor olur. Bakın EU pasaport, burası da All pasaport yazıyor. Siz buradan geçiş yapacaksınız eğer Türk pasaportunuz varsa veya yabancı pasaportunuz varsa EU'dan da geçebilirsiniz. EU citizen'ınız varsa, EU vatandaşınız. Bu şekilde buradan geçip sonra polis sizin çıkışınızı yapıyor, pasaport çıkışınızı damgayı basıyor. Ondan sonra siz zaten diğer tarafa geçiyorsunuz normal kabin bagajınızla birlikte. Evet. Bakın Skoda aracı var burada. İnformasyon. Burada buradan bilgi alabilirsiniz. Zaten televizyonlarda hepsi yazıyor. Nereye uçacağınız, nereden, kapı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor. Birazcık erken gelmeye çalışın. Bu arada ben saati göstermeyi unuttum. Bakın şu an bunları anlattım. 40 dakika olmuş. Arkadaşlar buraya gelmek maksimum 1 saat Mustek'ten. Maksimum Mustek'ten 1 saat. 40 dakika olmuş. Tam şu anda
kronometreyi kapattığımızı varsayarsak kabini falan verdik. 40 dakika olmuş. Evet, şimdi Terminal 2'ye doğru gidiyoruz. Terminal 2 neresi oluyor? Terminal 2, biz buradan ilerlerken, ben bunu zaten daha önceden çekmiştim. Terminal 2, Schengen bölgesinde uçacak kişiler için olan terminal bölgesi. Ben oraya doğru ilerleyeceğim. Türk vatandaşlarımız buradan geliyor bu arada. Bu videoyu çekmiştim zaten. Prag Havalimanı'ndan Prag merkeze nasıl gelirsin videosunu. Onu izlemediyseniz onu da lütfen izleyin. Kesinlikle faydanıza olacaktır. Dediğim gibi onlardan faydalanabilirsiniz. Exchange vesaire burada her yer, her şey var. Tabii ki de buradaki exchange çok ama çok düşükten bozuyor. Yani mümkünse siz kendi kredi kartınızdan hani bir ödeme yapabilirsiniz o ticket'ı alırken. Eğer o ticket'ı hani ben kredi kartından ödeme yapmak istemiyorum derseniz de çok küçük yani 5 euro, 10 euro bozuk paranız varsa hani onları bozmanızı tavsiye ederim. Yani çok fazla para bozdurmayın. Merkezde zaten ben bozulması gereken yeri size gösterdim. Prag Havalimanı'ndan Prag merkeze nasıl gelirsin videomu lütfen izleyip orada hepsini anlatıyorum. Nerede bozduracağınızı vesaire. Öncesinde zaten çekerken tekrar anlatmıştım. Burada süpermarket var. Eğer farklı yerlere gidiyorsanız veyahut da birazcık karnınız açsa, susadıysanız buralardan alışveriş yapabilirsiniz. Bu villadan yapabilirsiniz. Fiyatları uygun. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ben şimdi uçuşuma doğru ilerliyorum. Benim uçuşum 16.45'te. KFC vesaire her şey var burada. Terminal 2'ye doğru ilerliyorum arkadaşlar. Evet, Villa Süpermarket hemen burada. Zaten videoda göstermiştim. Hemen bu sağda. Buradan alışveriş bir şeyler yapabilirsiniz. Terminal 2 yukarı katta. Ben şimdi yukarı kata çıkacağım arkadaşlar. Buraya geldik. Burada restoranlar vesaire var. Çek restoranı. Çek yemeği yemediyseniz, çok da acıktıysanız, yemek yiyeceğim diyorsanız belki de çek yemeği deneyebilirsiniz. Ama bana sorarsanız çok tavsiye etmem. Hiç de beğenmiyorum. Dürüst olmak gerekirse o gulaş falan. Yani böyle saman gibi. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Bütün kapılar diyor. Bakalım yine burada informasyon var. Yani bilgi alabileceğiniz merkez danışma diyeyim. Danışmanız var. Burada gösteriyorum. Burada kendi uçuşunuzu bulup bakın İstanbul var şu anda. Sol alt köşede. Gönül isterdi. Şu anda bayram. Bu videoyu şu anda Kurban Bayramı zamanında çekiyorum. Ama ne zaman editleyip atabilirim onu bilemiyorum. Yine de hepinizin Kurban Bayramı kutlu, mutlu, hayırlara vesile olsun. Kestiğiniz kurbanlar da inşallah vermiş olduğunuz yardımlar da ulaşması gereken yerlere ulaşır. Allah kabul etsin. Ben de kesinlikle gönül isterdi ailemin yanında olmak. Ama süreç bunu gösteriyor. Şu anda buradayız. Evet geldik. Kontrol bölgesi var burada. Burada şu anda kağıt olarak eğer büyük bagajınızı veriyorsanız oradan kağıdınızı da alabilirsiniz. Uçak biletinizi veyahut da e-mail aracıyla geldiyse QR kodunuzu da buradan okutup ondan sonra orada güvenlik kontrolünden geçip CD kapılarına doğru ilerliyorsunuz. Bu şekilde direkt QR kodu okutup geçiyorsunuz. Prag merkezden havalimanına nasıl gelirsiniz diye kısa bir video yaptım. Bu videomun sonlarına doğru Türkiye'ye gidiyorsanız eğer nereden uçabilirsiniz, hangi terminalden uçacaksınız? Eğer Schengen bölgesinde uçacaksanız Schengen bölgesinde nereden uçacaksınız, kontrol kapısı nerede? Bunları size göstermeye çalıştım. Küçük tatlı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorum. Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olun. Lütfen kanalıma abone olup ve hemen videoyu aşağıya kaydırıp like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Merak ettiğiniz bütün soruları yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Prag'dan hepinize sevgiler, saygılar.